Türkiye Harp Mağlulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat yaptığı açıklamada ülkemizde büyük ateş düştüğü yeri değil tüm Türkiye'yi yaktım. Eğer şehitlerimize bir vefa borcumuzun olduğunu düşünüyorsanız baş tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe bu terör bitmez. Siyasi uzantıları mecliste oldukça bu terör bitmez. Küçük siyasi menfaatler için şehit ve gazi gibi kutsal değerleri kullanmak ile bu terör bitmez dedim. Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat yaptığı açıklamada devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa terör bitmez. Terör ve teröristi destekleyen iç ve dış mihrakların bataklıkları temizlenmedikçe bu terör bitmez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne çatısı altında siyasi duruşlarınızı bir kenara koyup tek yumruk olmadıkça bu terör bitmez. Kısaca ve özetle aynı hatalar yapılmaya devam edilirse terör bitmez. 1990'lı yıllarda o dağlarda mücadele ederken, şehit ve gazi verirken o yıl elimizde doğan çocuklarımızı bugün şehit veriyorsak bugün doğan çocuklarımızı da şehit vermemek için tedbir şart. Her can kutsaldır. Artık şehit sayılarına göre değil, her şehit haberinde toplumsal kucaklaşmanın birlikte tepki ver zamanı geldi de geçiyor. Şanlı ay yıldızlı bayrağımızın al rengi şehitlerimizin kanından almıştır. Sizlerden ricamız sosyal medyalarınızda tepki vermek, yas tutmak adına al bayrağımızı siyah yapmayalım dedim. Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Değerli basın mensupları, kıymetli şehit yakınları ve gazilerimiz, yüreğinde vatan sevgisi taşıyan kıymetli vatandaşlarımız, hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılara devam eden PKK terör örgütü cani yüzünü son olarak İran kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22-23 Aralık 2023 günü 12 kahramanımızı ve 12 Ocak 2024 günü 9 kahramanımızı şehit ederek göstermiştir. Bu menfur saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan askerlerimizin ailelerine Allah'tan sabır ihsan eder. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Yaralanan ve tedavileri devam eden askerlerimize Rabbimizden acil şifalar dileriz. Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 21 yiğidimizi daha toprağa vermenin yüreklerimize düşen acısını yaşıyoruz. 21 vatan evladı şehit oldu. 21 can, evlat, ana, oca, kardeş, baba, 21 yiğit. Bu büyük acıyla yandık, kavrulduk. Tüm Türkiye yüreğinde hissettiği üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Eğer şehitlerimize bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyorsanız, baş tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe bu terör bitmez. Siyasi uzantıları mecliste oldukça bu terör bitmez. Küçük siyasi menfaatleri için şehit ve gazi gibi kutsal değerleri kullanmak ile bu terör bitmez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa bu terör bitmez. Terör ve teröristi destekleyen iç ve dış mihrakların bataklıkları temizlenmedikçe bu terör bitmez. Devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü çatısı altında siyasi duruşlarını bir kenara koyup tek yumruk olmadıkça bu terör bitmez. Kısaca ve özetle aynı hatalar yapılmaya devam ettikçe
bu terör bitmez. 1990'lı yıllarda o dağlarda terörle mücadelede ederken, şehit ve gazi verirken, o yıl elimizde doğan çocuklarımız bugün şehit veriyoruz. Bugün doğan çocuklarımızı da şehit vermemek için tedbir artık şarttır. Her can kutsaldır. Artık şehit sayılarına göre değil, her şehit haberine toplumsal kucaklaşmanın, birlikte tebrik vermenin zamanı geldi de geçiyor. Şanlı ay yıldızlı bayrağımızın al rengi şehitlerimizin kanından almıştır. Sizlerden ricamız sosyal medyalarınızda tepki vermek, yas tutmak adına al bayrağımızı siyah yapmayalım. Rabbim Mehmetçiğimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin ayaklarına taş değdirmesin. Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal toprakların bağrında rahat uyumanız için sizlerin son şahidi biz gaziler ölene kadar bizlere emanet ettiğiniz vatanımızı, bayrağımızı, mukaddesatımızı bizden sonra gelecek nesillerimize nahmerem eli değmeden hiçbir kişisel menfaat gözetmeksizin koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. İçtiğimiz her suda bin yiğidin teri var. Kokladığım havada buram buram teni var. O yiğitler yiğidi versek de biz toprağa, kalbimizde ebediyen, silinmeyen yeri var. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.